Evet, ekip arkadaşlarımızın gidip yaptığı çekimleri biliyorsunuz. Her zaman çok güzel çekimler yapıyor arkadaşlarımız. Bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Bir psikologumuz var efendim. Bakalım neler anlatacak. Bita Uziner. İzleyelim. Bilinç nedir? Bilinç bizim beynimiz ve ondan uzanan sinir hücreleri ve ondan geriye kalan her şey, tüm vücudumuz bilinç altındadır. Yani bilinçaltı depo düşünün. Hayatımız boyunca ne bilgi alıyorsak depoya atıyoruz. Bir danışan geldiği zaman atıyorum 30 yaşındadır, 30 senelik bir birikim var. Ne yapıyoruz? Onun 30 tane odası var. Artı 9 ay annenizin rahmine düştüğü andan itibaren o odaları boşaltıyoruz. İstenmeyen, kirli dediğimiz, işe yaramayan şeylere atıyoruz. İşe yarayan şeyleri, istenen şeyleri tekrar raf raf etiketleyerek koyuyoruz. Belli bir süreçten sonra o rahatlığı, o hafifliği hissediyor. Hissettikçe zaten o zaman hayat budur, işte budur, problemi çözdüm. Bunu nasıl yapıyoruz? Tabii ki danışan kendi istediği zaman, yeter ki isteyin. İstediği zaman her şey mümkün. İlk seansta geliyorsunuz, problemi inceliyoruz, analiz yapıyoruz. Problem budur, kaç senedir bir problemdir, ne zamandan başladı, ne zamandan siz hissettiniz. Çünkü dediğim gibi o kadar hatırladığımız ve hatırlamadığımız çok şey var ki, siz dersiniz ki bir senedir bu problem bende var. Derinleştikçe anlıyoruz ki 3 yaşından itibaren bu problem başlıyor ama o kadar hafif, yani damla damla başlıyor ki siz bunu hissetmiyorsunuz. Patladığı zaman şimdi bu problem var diyorsunuz. Aslında eski zamanlardan oluşan bir problemdir. Geliyor konuşuyoruz, problemden problem o kadar. Bir var sizin vücudunuzda tikler var, tikleri nasıl giderilir? Ya da bir var derin depresyon var. İki tane problem ayrı ayrı ve her birinin süreci de farklı, her birinin tedavisi de farklı. Psikoterapi yapabiliriz, NLP, timeline. O kadar yöntem var ki yeter ki bu problemi diye alıp kurtaralım. İnsanların hayatları boyunca karşılaştıkları problemleri el alacak olursak böyle söyleyebiliriz. Ana rahmine düştüğümüz andan itibaren bilinçaltımız tak 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 başlar yazmaya. Annemizin hamilelik dönemi nasıl geçtiğini, 9 ay boyunca annemizin sinirli olduğu, huzurlu olduğu, öfkeli olduğu, mutlu olduğu dönem, doğum sırasında nasıl bir doğum gerçekleştiği, sezaryen mi, normal mi, bu doğum sırasında ne kadar rahat veya zor bir doğum gerçekleştiği, doğumdan sonra ne kadar süt emdiğimiz ve kimler tarafından büyütüldüğümüz, anne baba tarafından, anneanne, dede, hala, teyze tarafından o kadar önemli ki ve her biri birer iz bırakırlar bizim bilinçaltımızda. Bazı izler kalın, bazı izler daha ince. Sünger gibi düşünün, ne verirseniz emer, emme dönemidir. Ne verirseniz 3-11 yaş arasında modelleme dediğimizde size püskürür, tekrar size geri verir. 11-25 yaş arasında sosyalleşme ve kimlik dediğimiz boyuttur. Şimdi bu evrede, bu yaşantımızda anne baba, okul, arkadaşlar, çevresel faktörler ve internet hepsi birer iz bırakır. Yine nerede? Bilinçaltımızda ya da depo dediğimiz yerde. Sonra değineceğim depo nedir? Bilinçaltını daha detaylı konuşacağız. Şimdi bakalım ne zaman ve nasıl problemlerimiz su yüzüne çıkar? Şimdi hiçbir zaman unutmayalım, ne kadar yaşlanırsak yaşlanalım, bilinçaltı her zaman 6 yaşında çocuk zekasına sahiptir. Ve sırf hedefi sahibini mutlu etmektir. Yani bir şeyler yapıyorsa da sahibi mutlu olsun, rahat olsun. Ama hiçbir zaman bilmez, belli bir süreçten sonra bu mutlu ettiği şeyler, bu problemler ve rahatsızlıklara sebep olan bir şeylerdir. Her zaman ben danışanlarıma bilinçaltını düdüklü tencereye benzetirim. Düdüklü tencerede nasıl yemek koyarız? Piştiği zaman bir düğüt sesi çıkar ve buharını çıkarmamız lazım. Gideriz, bir mekanizması var. Mekanizmi aşağıya indiririz, kapağını açarız. Buharı gittikten sonra yemeği alabiliriz. Biz hayatımız boyunca öfkeler, sosyal fobiler, stresler, panik ataklar, tikler vesaire vesaire çok problem var. Onların hepsini düdüklü tencerede düşünün. Düdüklü tencerede bilinçaltını düşünün. Bilinçaltında toplandığı ve biriktiği zaman bilinçaltı sahibe sinyal vermesi lazım. Sahip problem var, imdat demesi lazım. Sahip eğer anlarsa ne ala, o problemi halleder ve yolun devam eder. Anlamazsa problem büyür ve büyür ve daha vahim bir hal alır. Şimdi o problemler nasıl olur? Her bir insanın bedeninde
kırılgan ve zayıf noktası olabilir. O ne demek? Bazen ciltler, cilt hastalıkları, egzama dediğimiz, bazen göz kısmında, kalp kısmında, böbrek kısmında vesaire vesaire kırılgan ve zayıf noktamız olabilir. Bilinçaltı ilk oradan sızıntı verir. Cilt hastalıkları ilk sivilceden de başlayabilir. Anlamazsa büyütür kalp rahatsızlıkları, anlamazsa büyütür mide problemleri. Hatta canlı örnek söyleyeyim. Dikkat ederseniz bazen insanlar derler ki hazmedemediğim çok şey var. Hazmedemediğim çok şey var dedikleri zaman her zaman mide ve bağırsak problemleri yaşarlar. Hatta ya da derler ki hayatın yükü benim sırtımda. Her zaman sırtları kas kat olur. Ne kadar doktora, röntgene gitseler de bu sadece hafifler ağrısı ve tekrar başlar. Hatta iki kat daha nükseder. Bazen migren, vajinismus, panik atak, tikler, cilt dediğim gibi cilt hastalıkları hepsi birer bilinçaltının verdiği sinyaldir. Şimdi bir danışan bizim yanımıza geldiği zaman bu problemlerden bahsederken biz bu problemleri derinleştiririz. Yani nasıl, nereden başladığı, çünkü o kadar şey var ki hatırladığımız ve hatırlamadığımız o kadar şey olabiliyor ki derinleştikçe nasıl konuşmamız gerekiyor, nasıl davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Çünkü konuştuğumuz zaman mesela söyleyebiliyoruz. Artık öfkelenmeyeceğim, sigara içmeyeceğim. Pozitif bir cümle göze geliyor değil mi? Aslında pozitif bir cümle değil. Bilinçaltı mekmak bilmez. Siler ve iki kat daha öfkelenirsiniz, iki kat daha sigaraya meyillenirsiniz. Pozitif konuşmak ne demek onu öğretiyoruz. Mesela artık öfkelenmeyeceğim diye değil. Artık onun yerine daha huzurluyum, daha sakinim, daha neşeliyim, sigara içmeyeceğim değil. Artık nefes alıp verişim daha kolay, daha rahat yürüyorum, daha rahatım, daha mutluyum. Bunlar eşittir pozitif konuşması. Biz zannederiz her şeyi yapmam, etmem dediğimiz zaman ne güzel pozitif konuşuyorum ve hiçbir problemim yok artık. Hurra! Yok öyle bir şey. Onların nasıl davrandığını, nasıl konuşması gereken şeyleri öğretildikten sonra artık yürümeye başladıktan sonra bir danışan artık onları tutamazsınız. Çünkü artık o kadar basitmiş ama o kadar da kendimize zor kılabiliriz hayatı. Bilinçaltının verdiği sinyalleri doğru algılamadığımızdan, bağımlılıktan psikosomatik sorunlara, psikolojik alanlardan kişilik bozukluğa kadar yol açar ve hayatımız boyunca bunlarla boğuşuruz ama fark etmeyiz ki sinyali nereden ya da o düdüklü tencere ne diyor? O buharını almazsanız patlarız. Her şeye zaman ayırıyoruz. Tatilimiz olsun, cildimiz olsun, çocuğumuz olsun. Niye ruh sağlığımıza geldiği zaman kendimize zaman harcamıyoruz? Ruh sağlığımızı bu kadar hafife alıyoruz. Geçer. Cilt sivilcedir. Krem sürerim geçer. Kalp ağrısı gidip doktora ne diyecek? Ya da atıyorum depresyondur. Şartlara bağlıyoruz, mevsimlere bağlıyoruz. Yapmayalım. Biraz bu bakıma da önem verelim.